Son söz şu. Bir seçim olacak. Bu seçimde Aksaray'ın milletvekillerine ve ülkenin bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye sıkça sorulan bir soru var. Televizyonlar istiyor ki onunla meşgul olun. Hepimizin gönlünde yatan bir cumhurbaşkanı adayı var. Kararı ittifak verecek ama şundan emin olun ki göstereceğimiz cumhurbaşkanı anketlerin de eline boyuna bütün anketlerle de ölçülerek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Ben vekiliyim. Eğer genel başkanım cumhurbaşkanı adayı olursa bundan en büyük gururu duyan kişi de ben olurum, il başkanımız olur, milletvekillerimiz olur. Ama emin olunuz ki göstereceğimiz aday hem ittifakın tam desteğini hem de anketlerin de göstergesiyle seçimi kesin kazanacak bir aday olacak. O gün Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ilan edildiğinde seçime belki 3 ay, belki 4 ay, belki daha az süre kalmış olabilir. Peki, aday çıktıktan sonra Aksaray'ın, örneğin bugün gittiğim için Taşpınar beldesinde evinde A Haber kanalı açık, Halk TV, KRT, Tele1 falan yok. Habertürk bile yok. A Haber izliyorlar. Gazete yok. Bizi, genel başkanımızı, il başkanımızı dinleme imkanı yok. Oradaki bir kadının oyunu, adayımız kim olsa 60 günde 90 günde gidip o kadını bulup da kapısını çalıp da nasıl görüşebilir, nasıl oyunu alabilir? Alamaz. Ama o oyun Taşpınar'daki bizim kadın üyelerimiz, üyelerimizin eşleri, üye olmasa da partiye gönül vermiş olan kadınlarımız alabilir. Niye? Çünkü gün oluyor, yarım bardak un alıyorlar birbirlerinden. Yarım limon alıyorlar. Birbirlerinin külüne muhtaçlar ve neler çektiklerini biliyorlar. Öyle olunca o kapı komşusunun oyu, belki de kocasının bile haberi olmadan bizim kadın kollarımız tarafından o bir oy alınabilir. Hangi bir oy biliyor musunuz? İstanbul seçiminde 33 bin sandık vardı, 13 bin fark vardı. Yani 3 sandıkta bir oy. Yani 6 sandıkta 2 oy. Şöyle, birinci sandığı açıyorsun, Ekrem İmamoğlu 150, Binali Yıldırım 150. İkinci sandık 150-150. 3 aynı, 4 aynı, 5 aynı. 6. sandık bir kişi fikir değiştirmiş. Ekrem İmamoğlu 151, Binali Yıldırım 149. 6 sandıkta 2 fark, 3 sandıkta 1 farkla o seçim kazanıldı. Şimdi bizim o kapı komşumuzdan alacağımız bir oy belki de cumhuriyeti, rejimi, geleceğimizi kurtaracak olan bir oy. O bir oyu aday değil, siz alabilirsiniz. Emekli öğretmenler var. Her bayram, şimdi önümüz Ramazan bayramı. Benim babam emekli öğretmen, benden çok telefon geliyor. Hocam bayramı kutlu olsun, sağ ol evladım. Hocam bir isteğin var mı? Yok evladım. Hakkını helal et, ocak kapıyor. Babana dedim kapamayacaksın. Bu bayram o öğrencilerden hocalık hakkı için o bir o istenecek. Şu sanayi sitesinde üyemiz olan ustalarımız var. Kaç tane çırak kalma? Böyle üstümüyle elini sildirdi. Hak helallik istedi. Asgari gitti, dövüşü geldi, işini yaptı.
Kaç tane çırağı kalmasa orada görev yapıyor. Cuma namazından sonra gidince o eski kadrolardan, çıraklardan ustalık hakkı için o bir o istenecek. Asker arkadaşları birbirine can emanet etmişler, tertiplik hakkı için o bir oyu alır. Tarla komşuları sınır hakkı için, komşuluk hakkı için o bir oyu isteyin. Eğer siz o birer oyu toplarsanız Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye hiç merak etmeyin. Biz o seçimi şimdiden kazanacağız. Şimdi size bir sorum var. Siz yarın sabah yatakta o bir oyu toplamak üzere Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya var mısınız? Var mısınız? O zaman kalkın ayağa, kalkın ayağa ve o bir uyarı. O oyları toplayın. Siz bizim Cumhurbaşkanı adaylarımızsınız. Kendinize alkışlayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayları sizlersiniz. Ben size güveniyorum. Genel Başkanımız size güveniyor. Partimiz size güveniyor. Ayağa kalkın. Yarın sabah artık bu seçimi alın. Bu durum, bu aslet, bu başlık için Cumhurbaşkanı adayları sizi yürekten tutuyorum. Kendinize alkışlayın. İlçe başkanlarımızın hepsinin gözünün içine baka baka söylüyoruz. Siyasi ahlak yasası çıkınca bizde çalışmayacak, hesap vermeyecek, kendinden korkan çıkartı bir tane il başkanı, bir tane ilçe başkanı yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aksaraylılar, siyasi ahlak yasası çıkarsa Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'a il başkanı, ilçe başkanı bulamayacakmış. Bundan neyi kastettiklerini, bizim nasıl siyasetçiler olduğumuzu, muhataplarımızın nasıl siyasetçiler olduğunu Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözünü hatırlatarak Aksaray'daki AK Partililerin, MHP'lerin vicdanına bırakıyor. Bunu söyleyelim. Diyorlar ki bunlar yatırımları istemiyor İlkay. Ne köprü, ne otoban, ne hastane, ne havalimanı. Bunları yıkmayacağız. Ama devletin ve milletin sırtına kene gibi yapışıp kan emen o besli çetenin hükümranlığını yıkacağız. Bu malları kamulaştıracağız.